Bugün başıma geldi hocam. Yolda hızlı hızlı buraya geliyorum. İşte toplantı var vesaire. Çekime de yetişeceğim hikayesi. Marmaray'ın duraklarından bir tanesi öncesine gelmeden az önce yolda bir muhtemelen 70'li yaşlarına yakın bir beyefendi. Böyle şapkalı mapkalı güzeldi. Kıyafeti falan düzgün de bir beyefendi. Ya dedi buralardan mısınız dedi. Ama davranışında böyle azıcık bir tuhaflık hissedersin ya, bir şey var yani, bir afazi durum var yani, bir kafa karışıklığı varmış gibi bir şeydi. Yo dedim buralardan değilim dedim. Ha tamam dedi, ben herhalde acelesi var, zaman sıkıntısı var diye es geçtim. Aklıma da yani peşine de bir şey düşünmedim. Sonra durağa girdim Marmara'ya yukarıda, bekliyoruz bir 10 dakikaya yakın, işte gelmedi trenin kendisi. Vatandaş tekrar oraya arıyormuş meğersem. İşte o da benim peşimden gelmiş. Tekrar geldi. Tekrar muhtemelen zihninde beni tanıdık gördü. Hani ikinci defası şeyde. Bu Üsküdar'a giden taraf bu taraf değil mi falan diye böyle bir kaygıyla sordu. Evet dedim bu taraf falan. Tamam teşekkür ederim dedi. Ayrıldı. Sonrasında trene bindim ve trene bindikten sonrasında 5 dakika sonra, 10 dakika sonra kafama takıldı. Çünkü adamda bir tuhaflık var belli. Bir şeyle ilgili yardıma ihtiyacı var ve belki daha fazlasına ihtiyacı varla alakalı düşündüm. Sonra da bu düşünmeler birbirini kovalıyor. Lan ne kadardan mesulsün? Bunu fark ettiğin için mi mesulsün? Sen bundan sorumlu muydun? Değil miydin? Sorumlu olup olmama. Bu iyi olmakla ilgili bir şey de değil. Sonuçta bunu düşünüyorsan aslında bundan da sorumlusun bir taraftan falan. Trende de gerçekten böyle bir vagon kadar da yürüdüm. Hani buralarda mı acaba ya da bir şey olabilir. Çünkü yardıma ihtiyacı varmış duygusu oluşturdu bende. O sorma biçimi şeyin kendisi. Seni seveceğim Mustafa Hoca'nın hiç derdi yokmuş. Ona adam beni takmış kafayı. O günden beri onu düşünüyorum. Bugün oldu ya. Buraya gelirken oldu. Gerçekten ne kadarlık bir alandan ve hangi duygudan, hangi kişiden, hangi insanlardan, ne seviyede mesulüz? Bunun bir sınırı, bir matematiği, bir mantığı var mı? Yoksa bu kişisel olarak geliştirdiğimiz bir şey mi? Bu soruyu sorabilen tek canlı insan. Dolayısıyla tayirin erişebildiği her yerde bir hissesi ve sorumluluğu var bir kere. Fakat bunların derecelendirilmesi gerekiyor bence. Yani ben mesela eğer en uzak galaksilerdeki bilmem ne takım yıldızlarını düşünebiliyorsam, gözlemlememin ötesinde tahmin edebiliyorsam, onların bile benim algı dünyamda, sorumluluk dünyamda, yaşamda, kararlarımda az da olsa bir şey, bir etkisi var yani. O benim evrenim dediğim şeyin içinde bir parça. Kaldı ki aynı şehirde yaşadığın insanlar, bir şekilde metroda karşılaştığın insanlar bilmem ne için bu sorumluluk tabii o yıldızlardan bir tık daha fazla. Ama benim küçüklüğümde bir abimin anlattığı bir mantık var. O benim içime çok yerleşmiştir bu sorumluluk konusu ve sık sık hayatımın değişik dönemlerinde özellikle gençken kendimi bu silsilenin dışında bulduğum, o öğretinin aleyhine hareket ettiğimi fark ettiğim zamanlar oldu. Mesela demiştik yani insanın etrafı sayısız genişleyen dairelerle çevrilidir diye. Bu dairelerin ilki ve en küçüğü fiziksel dünyada senin bedenindir. Yani işte yediğin, içtiğin, fiziksel ihtiyaçların vesaire. Hemen daireyi biraz genişlettiğinde etrafına en yakındaki insanlar, mesela ailen girer, hanen girer. İşte en yakın belki dostların girer bir sonraki dairede. Biraz daha büyüttüğünde işte apartmanın komşunun şuyun buyun, biraz daha büyütünce mahallen, az daha büyütürsün şehrin, sonra işte coğrafi bölgen, ülken falan filan. Bunlar büyüye büyüye evrenlerin ötesine kadar yayılabilen halkalar var. Halka büyüdükçe senin o halkadaki etkin azalıyor. Yani böyle bir kural var. Mesela en çok bedenime etki edebiliyorum ben ama yanımdaki insana daha az etki edebiliyorum. Ve en fazla mesai harcaman gereken yerde halkanın çapıyla ters orantılı. Yani halka ne kadar büyükse senin oraya o kadar az enerji sarf etmen, küçük halkaya daha fazla enerji ayırman lazım. Eğer bu stratejik şeyi iyi oturtturursan, sorumluluk zincirini, hayatını çok doğru yaşayabilirsin. Bir kere hani etrafındakilerin hayatını kurtaracağım diye, işte onları daha iyi yapacağım diye kendi sağlığını ihmal edersen mesela, o uyarıcı kişi zarar görüyor bundan. En azından amacına ters bir şey yapmış oluyorsun gibi bir sürü örnekleri var yani hayatta yaşadığımız. Ama bu içselleştirmeye başladığında bize gösterilen hayat yaşama yöntemi ya da bir şeyleri tartışma ya da düşünme yöntemiyle çok oturmadığını görüyorsun. Mesela bize devamlı bazı uzak, bizim olmayan hayaller, idealler, bazı algı biçimleri, mesela dünyaya dair, başka insana dair, bazı sorumluluklar yükleniyor bize mesela, bazı görevler atanıyor. Sonra görevlere bakıyorsun, çoğunun niye sana verildiğini bilmiyorsun, niye öyle olması gerektiğini bilmiyorsun. İşte
Mesela milliyetçilik bunlardan bir tanesi. Bir aidiyet varsa, bir inancın vesaire varsa, işte bir takım taraftarlığı gibi. Onun bir etkisi var. Ama çoğu zaman bakıyorum ben yaşarken, mesela kendimi bir dönem günlerce, aylarca siyasetle 7-24 meşgul olurken bulduğum zamanlar oldu. Sonra birisi bana bir şey söyleyince bunu hatırladım. Dedim benim siyasete ne kadar etkim var? Hiç. Yani oy vermek dışında hiçbir etkim yok. Peki bu tartıştığım şey oy vermemin sonuçlarını falan filan değiştiriyor mu? Yani eğer siyasete bir etki etmek istiyorsan kendi üzerine çalışacaksın. Ya daha sağlam oy vereceksin ya siyasete gireceksin. Dolayısıyla tartışmanın, konuşmanın bir anlamı olmadığını aydıran bir şey bu. Hani boş boşa geçiyor zaman. Ya da ne bileyim 5 milyar yıl sonra güneş sönecekmiş diye bugünden kara kara düşünmenin bir alemi yok. Hayatını yaşa. Yani şu anda yanındaki işte yiyeceğine içeceğine dikkat et, bir şeyler yap. Yani var olan gününü sağlıklı yaşa gibi bir şey. Dolayısıyla o sorumluluk zinciri. Ama insanda bir şey var işte. Dar dairenin, küçük dairenin sorumluluğu çok yüksek. Ne yapılması gerektiği çok belli ama çoğu zaman zor. Dışarıda etki alanı zayıf olan yerle ilgili konuşmak kolay. Sana etkisi az. Enerji boşalttırıyor, seni rahatlatıyor. Dolayısıyla herkes büyük dairelerle ilgili. Mesela neden magazinle uğraşmayı, futbolla uğraşmayı, siyasetle uğraşmayı bu kadar seviyoruz? Bizim dışımızda şeyler onlar. Hiçbir dahilimiz yok. Bir nevi eğlence o bizim için. Kafayı rahatlatma yöntemi. Ama gelip de işte pazartesi rejime başlayacağım. Sıkıyorsa başla pazartesi rejime. Olmuyor işte. O kendi hayatındaki inisiyatifi alamadığın için enerjiyi orada bir yerde dışarıda boşaltıyorsun. Halka sistemi çoğumuzda ters çalışıyor bakıyorum. Önümüzdeki çorbayı üflemektense başkasının çorbasına kafayı takıyoruz. Burada fayda vereceğimiz biri dururken dünyayı kurtarmaya çalışıyoruz. Bu halkalar sırasıyla ilerlemediği zaman çok ciddi bir sıkıntı var. Yani bu demek değildir ki herkes evinde otursun mık 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 düşünsün. Buradaki sorumluluğu hallettikten sonra Jordan Peterson geçenlerde bir şey söyledi. Uzatacağım biraz ama bence bu örnek tam oturuyor. Daha doğrusu hep söylemiş, herifi dövüyorlarmış bunun üzerine. Ben döverlerken rastladım. Jordan Peterson bu arada bir psikolog. Yani dünyada bayağı etkin adamlardan bir tanesi. Gençler çok yoğun takip ediyorlar. Çok marjinal görüşleri olan, böyle bu postmodern kafalara falan acayip bozuk çalan çok sağlam bir tip. Bir de böyle arızalı söylemleri ben de sevdiğim için bana oturuyor. Aktivistlere diyor ki önce odanı topla, sonra dünyayı değiştirirsin. Şimdi buna çok celalleniyor gençler. Diyor ki dünyada diyor bir sürü küresel ısınma var. Diyor ki ne yapacaksın diyor küresel ısınma. Ne yapıyorsun? Sen daha odanı toplayamıyorsun. Hayatını düzene sokamıyorsun. Bir şeye liderlik edeceksen ya da bir yerde etki yaratacaksan hayatını nasıl kontrol edeceğini öğren. Tam onun üzerine bir tane işte amiralin konuşması geldi Amerika'dan. Adam diyor ki orduda öğrendiğim en önemli şey var. Her sabah kalkar kalkmaz yatağını yap. Hiçbir şey olmasa bile o gün akşam eve döndüğünde bir düzenli bir şeyle karşılaşsın ve bugün bunu yaptım dersin. Yani o öz disiplinden falan bahsediyor adam. Şimdi ya bunların hepsini bir araya topladığında kişisel hayatı mantar. Yani kendini hiçbir şeye değer görmeyen insanlar en fanatikçe başka büyük işlere saldırıyorlar. Yani halbuki derdi gücü olan adam bir böyle kendisiyle ilgili bir sorunu, yakın çevresiyle ilgili bir sorunu. Mesela iyilik milik hareketlerine kaptırmış insanların kimseyi tutup da böyle kafaya taktığını, dövmeye çalıştığını falan ya da siyaseten kavga edebileceğini düşünebiliyoruz. Derdi var herifin yani yakın çevresindekinin hayatını kurtarmaya çalışıyor ya da bir şekilde kendi sağlığını muhafaza etmeye ya da doğru yaşamaya çalışıyor. Böyle olan insanların diğerleriyle çok fazla işi olmuyor. Ya da bir sanatçı düşün. Daha önce dedim, sen onu sevmiştin. Mesela ben gerçek sanatçı olup da kötü olabilecek bir insan tahayyül edemiyorum. Olmaz yani. Mümkün değil. İkisi aynı yerde durmaz. Başkasına kötülük yapabilmek için boş ve hin bir zihin lazım. Sanatçı üretici bir zihne sahip. Dolayısıyla o meşgul yani. Meşgul çalıyor. Kendi dar dairesinde tık 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 oynuyor. Ama dışarıya sarmış bir adama bak. Buradaki dairede etkisi yok. Yetkisi yok. Umudu da yok. Yani kendi hayatını yönetebileceğine dair bir umut vermemişsin ona. İnisiyatif almasına izin vermemişsin küçüklüğünden beri. Oyun oynamasına bile müsaade etmemişsin belki. Bu ileride bir yüzünde ne olacak? Kendisi için oyun kuran herhangi birisinin peşine gidecek, birine yapışacak. İşte daha önce konuştuğumuz gibi fanatik olacak, kesin inançlı olacak, bir şey olacak. Ve dünyayı değiştireceğim falan diye görüşecek. Yani. Birkaç tane farklı parametreden de ama konuyu eklemek istiyorum. Bir şey konusunda %100 hemfikirim. Yani kendi odanı toplamadan yani iyilik yanından başlıyor yani olduğu yerden başlıyor. O yüzden mesela şu ailecek intihar eden yakındaki süreçle alakalı aslında bozulurken ki en çok bozulduğumuz konu bununla alakalı. Bu kadar mı kaybettik yani burnumuzun evet. Dibinde koca koca insanlar intihar edecek kadar kötü duruma düşüyorlar. Fark etmiyorsun bir şeyde. Bu bence tam bununla ilgili. Yani yan komşusundan haber olmayacak kadar evet, evet. Tuhaf haldeyiz yani.
Kültürümüz bunun tam tersini öğütlerken. Öğütlerken ki biz buna çok yatkınken bir şeydi. Ama şimdi öte taraftan da mesela iletişim hayatımızda bu konuyla alakalı tuhaf şeyleri de değiştirdi. Çok fazla iletişimden kaynaklı yan bilgiler alabiliyoruz. Manipülatifini geçtim, bilgi alıyoruz. Yani işte az önce dediğim gibi hiç hayatım boyunca karşılaşmayacağım. Milattan sonra 8. yüzyılda olsam varlıklarından bile haberim olamayacağı bir insan grubuyla ilgili şimdi vicdanen beni rahatsız edecek şekilde bilgi sahibi olabiliyorsun. Şimdi birkaç tane farklı katmanı varmış gibi geliyor. Bu bir yaklaşım, hani lokasyona göre bakalım. Ama bu hani şöyle de bir değişkeni oluyor yani. İşte alt katta oturuyorsa aslında benim dairemin içerisinde, çapımın içerisinde ve ailecek intihar ediyorlar ve duyamayabiliyorum. Evet. Yani bunu hiç fark edemeyebiliyorum yani. Bu biraz koşulları yani eşitsizleştiriyor ya da değiştiriyormuş gibi de geliyor. Şey dengesini de bozuyor. Bugün Marmaray'da olduğu gibi binlerce belki bin kişiyle aynı anda bir trenin içerisindesin. Onlardan mesul müsün? Onlar senden mesul mü? Yani mesuliyetimizin sınırı hangi yere kadar gidiyor? Şey çaprazlamasına da girmeden soruyorum. Bunu birazcık da felsefi tarafından tartışmak için. Yani hani Almanya'da hiç kimse kimseye bakmaz ama ambulans 5 dakikaya gelir. Bu değil konuşmak istediğim konu. Tabii, yani hani aynen. Şeyde. Abi mesela o abi sana geldi ya. Aha. Artık sen ondan mesulsün yani. Bunu yapacak bir şey yok. Daireye değdi çünkü. Daireye yani, dokundu. Ama mesela haberin olmadığı bir şeyden sorumlu olmadığı gibi mesul de değilsin yani. Ha yani işte bu biraz etkiliyormuş gibi değiştiriyor tabii. Ya konuyu. Yani, temas meselesi yani. Yani temasa geçtiğin insanla gerçekten bir sorumluluğun var. Höldür öldür ortaya saldırıp herkesle temasa gireceğim. Yani mesela benim üzerimdeki en büyük ağırlıklardan biri bir sürü adama bir şey söylüyorum ben. Tamam artık onlarla ilgili sorumluluğum var benim. Yani ne anladı, ne yaptı, hani o laf onda neye dönüştü, hayatında ne oluyor. Hani bu zor bir şey biraz. Hani onunla uğraşırken tabii bir sürü şey ihmal ettiğimiz falan filan da oluyor ama benim durumum biraz ekstra. Yani mesela hocaların durumu böyle. Yani bir sürü insanı da dairelerine katıyorlar. Terapistlerin durumu böyle. Adam ruh dünyasına giriyor falan değil mi? Artık o da onun sorumluluk alanına giriyor. Ama bizim yani normal insanlar için benim söyleyebileceğim bir şey var. Mesela ameliyattan önce bize ne yapıyorlar acı hissetmeyelim diye? Anestezik basıyorlar değil mi? Kesiyor, acımıyor herif mesela. Şimdi alt komşun ölürken aynı benzer bir anestezi var demek ki. O anestezinin kaynağını bulmak lazım. O anestezi dış daireler. Kafa orada dediğini geziyor. Çok destekleyen bir şey söyleyeceğim. İşte değişik oyun egzersizi, zihinsel egzersiz yapıyor insan. Söyleyeceğim şeyi biraz sapıkça bulacağım ama yani bana dünyada en çok acı verecek şey ne olabilir? En çok canımı yakacak şey ne olabilirle alakalı sorduğumda mesela şey cevabını bulmuştum. İşte uzun süredir beraber olduğum kız arkadaşımın hiç konudan bilgim olmadığı halde intihar etmesi. Sanırım bu ömrüm boyunca yani acı çekeceğim bir şeye neden olur. Buna haberinin bile olmaması yani böyle düşündüğünden ya da böyle yaşadığından bu çok büyük bir acziyet duygusu dediğini desteklediğini düşünüyorum. Çok fena. Yani gerçekten sanırım hani bu mazoist bir zevkle öyle bir şey çıktı yani işin içerisinde. Evet yani bundan daha acı verici bir yani şey. Mesela ben çok şimdi yakınlarımın ölmesinden de çok acı duyarım tabii ki aynen. Dostlarımın ölmesinden ama bu mesela büyük kalp kırardı büyük ihtimalle. Ben şimdi sen politik olarak çok doğru olmayacak Jordan Peterson bari bir şey söyleyeyim mesela. Bol bol flörtleşmeler, işte bir gecelik ilişkiler, daldan dala konmalar. Şimdi bu insanların hayatlarına hem ruhen hem bedenen dokunmak anlamında. İnsanların birbirine dokunması. Hı hı hı. Ve sonra mesela o ilişkiler bitiyor, insanlar ayrılıyorlar. Tamamen bambaşka hayatlar yaşıyorlar. Ama bu şey gibi kuantum parçacıklarının bizim koherans dediğimiz bir özelliği var. Yani aynı kuantum durumuna girdiklerinde mesela evrenin öbür ucuna da göndersen onların kuantum eşleniklikleri bozulmuyor. Aralarında ışıktan falan mekandan bağımsız ışıktan hızlı bir iletişim biçimi var. Ben biraz buna benzetiyorum. Yani bir kere dokunmuş insanlar bir şekilde hani aralarında lastik bir bağlantı varmış gibi aslında birbirlerinin sorumluluk alanındalar. Yani dolayısıyla bu insan ilişkilerini tüketirken de çok dikkat etmemiz gereken bir şey gibi gözüküyor. Dunbar sayısı diye bir şey işte 150 kişiyi maksimum tanıyabiliyoruz gerçekten. Ve yani bunun ötesindeki insanlar, o kalabalıklar ne kadar dokunursak bizim reme o kadar yük yapıyor aslında. Bizim içimizi o kadar kirletiyor tabiri caizse. Tabii kötüye kullanıyorsak bunu yani sırf tensel amaçlı, zevk amaçlı bir şekilde saldırıyorsak ortaya.
Aynı şey yani yediğin içtiğin fiziksel dünyayı düşün. Temasa geçtiğin her şey. Şu masayı ben şimdi okşuyorsam, böyle dokunuyorsam bu da artık yani benim bir sorumluluk alanım içerisinde bir şekilde bir maddesel bir varlık olarak artık alanıma girmiş. Yani biraz o yüzden dünyayla ilişkileri ekonomik tutmaya falan varacak bir şey var burada. Hani saldırma öyle. Çünkü bedenin, ruhun bu kadar şeyi kaldırabilecek durumda değil. Sonra ne oluyor? Hayat yorgunu, veri yorgunu, aşk yorgunu, ilişki yorgunu, din yorgunu, felsefe yorgunu, bir sürü şeyin yorgunu oluyorsun. Şimdi bana diyor ki, hocam bana kitap tavsiye eder misin? Lan sen bu sene zaten 400 tane kitap okumadın mı? Bırak gez biraz, denize gir. Yani illa her şeyi okuyacağım, illa her şeyi yiyeceğim. O zaman çok yeri geldi diye söyleyeyim bir şeyde. Üzerine azıcık sohbet ettiğimiz, hatta Can Canan'da ayrı bir bölüm yapalım demiştik ama bence çok yeri geldi, içine sokalım buradaki hikayeyi. Peki duygularımız yaşlanıyor mu? İllaki. Yoruluyor. Tabii. Üzerine yani hani yaşlanma mı? Şimdi doğal süreç olarak söylüyorsun değil mi? Yani bedenin yaşlanması gibi. Entropi anlamında söylüyor. İşte o da yani entropinin sonucu olarak her şey yaşlanıyor. Mesela bizim kadim kültürde derlermiş ki insandaki şehvetler yaşla azalır, en son giden yeme şehvetidir. Yani en son insanı terk eden, yani o sonuna kadar kalır. Ben hakikaten çok yaşlı insanların böyle iştahını kaybettiği zaman gidici diyorlar. Yani en sona gidiyor. Mesela bu yemeğe olan istek, işte dünyevi şeyler olan arzu, korku, bilmem neler. Yani bunlar gençlikte çok kuvvetli. Erişkinlikte kamil halinde. Ondan sonra hakikaten yavaş yavaş gidiyor. Duygu ve şey diyelim ona. Duyu, duygu, hisler ve duygulanımlar diye aslında ayırabiliriz. Bu biraz Antonio Damasio'dan aldığım bir şey. Duyu bildiğim işte dokundum, gördüğüm falan filan. Duygu bedenimde hissettiğim cevap, yani beynimin aldığı veriye cevap olarak bedenime gönderdiği hikaye. His buna koyduğum isim, korku, öfke bilmem ne falan diyorum. Duygulanım da bunların hepsi birden, yani bir hal. Şimdi bunlar tabii ki sinir sisteminin ve bedenin sağlığıyla çok yakından alakalı. Onlar pörsüdükçe bunlar da siliniyor yavaş yavaş. Zaten hani böyle ömrü kemal ermiş, yaşlanmış amcalar, teyzeler. Gidem artık oğlum ben moduna giriyor yani. Yeter de hani yaşadık bu kadar falan gibi. Öyle bir dünya zevklerinden soğuma, bir şeyler. Muhtemelen sorduğun şeyle ilgili olabilir. Yaşlanıyor gibi gözüküyor. Beynin yaşlanması çok iyi bildiğimiz bir şey. Ama daha duygunun nereden çıktığını tam bilmediği misin? O direkt yaşlanıyor mu, yaşlanmıyor mu? Ancak böyle eğitimli spekülasyon yapabileceğim bir soru bu. Aslında çok daha böyle sert tarafıyla aklıma gelmişti. Yani acı çekiyorsun. Fiziken savaş koşulları içerisindesin ve acı çekiyorsun. Ya da açsın, acı çekiyorsun. Bu yani acı çekme hali sonuçta bir yoksunluktan kaynaklı. Yani fiziken bir şey oluyor ve duyu organların bu olan şeyi tanımlıyor. Ve bu duyguya dönüşüyor. Acı çekme haline dönüşüyor. Ve bu acı çekme halin bir şekilde yaşamaya devam etmekle beraber acı çekme halinde devam ediyor. Yeterince doyamıyorsun ve açlığın savaş koşullarından kaynaklı böyle devam ediyor. Bir süre sonra kanıksama vesaire gibi değil ama bu duygunun hali, bu bir duygu, acı çekiyorsun, bu hissettiğin bir şey. Dağılıyor ya da anlamını yitiriyor, manasızlaşıyor. Ama o şey, o yaşlanmadan değil. O çok temel bir mekanizma, habituasyon yani alışma dediğimiz bir şey bu. Yani bir kere beyinde bunun yeri var. Mesela ayağına ilk çivi battığında çok acır, çivi içeride batık kalırsa bir süre sonra sızıya dönüşür. Bir süre sonra da artık algılamazsın onu yani bir şekilde seninle bir parça olur. Çünkü duygusal acılar da aynı şekilde mesela. Yahut olumlu duygular da böyle. Onun amacı bir haber vermek sana. İyi bir şey oluyor ya da kötü bir şey oluyor. Ondan kurtulmanı sağlayacak davranışı tetiklemek. Ya da onu daha fazla işte yapmanı, eğer pozitif bir şeyse yapmanı sağlayacak davranışı tetiklemek. Bu acı mesajının kendisi hareket oluşturduğu hareketle sonuç sağlayamıyorsa bir süre sonra çıldırtmamak için alışıyorsun. Aynı şey duygularda çok var. Mesela mutluluk araştırmalarında çok anlatılır işte. Piyangodan para kazanmış, büyük ikramiye kazanmış insanlarla omurilik felci geçirmiş insanların mutluluk düzeyini karşılaştırıyorlar. İlk felç geçirdiğinde adam mutluluk düzeyi dipte mesela, piyangodan ilk para kazandığında tavanda. 6 ay sonra bakıyorsun ikisinin mutluluk düzeyi eşit. İnsan şey yapıyor, normalleştiriyor her şeyi yani. Hazzı da, acıyı da belli bir normale çekmesi lazım. Çünkü uç durumlarda yaşayamıyoruz biz. Mesela Montaigne bunu çok güzel ifade ediyor şeyinde. Ta küçükken okuyup hayret etmiştim. Lisede falandım herhalde okuduğumda. Yok üniversitedeyim tövbe. Orgazm diyor öyle bir zevktir ki diyor. Yani birkaç dakika sürse insanın aklını alır. Dolayısıyla o birkaç saniye sürmesi gereken bir şey. Çok yoğun pat olacak ve bitecek. Birkaç saniyeden daha uzunu işkenceye dönüşür çünkü.
acı da öyledir, bir haber sistemi. İşte o kederli duygu da öyledir, bir şey anlatır. Ama baktın duyulmuyor, tamam abi dersin, çekilirsin. Hani bu habituasyon dediğimiz mekanizma sinirsel olarak da çok iyi bildiğimiz, çok mecbur olduğumuz bir mekanizma. O yüzden ne aşk, ne acı, hepsi ne demişler bizim kültürde? Geçer yahu, bu da geçer yahu. Hakikaten her şey geçiyor yani. Yaşlanma başka bir şey. Yaşlanma zamanla, entropiyle artık onu o kadar hissedememe, haberi o kadar duyamama ya da o haberi o kadar sallamama. Sallamama yani. Evet. Tabii yani. Sistem artık cevap vermeye gerek görmüyor yani, anlatabildim mi? Biraz yaşlanma öyle bir şey yani. Ya da işte normalde ben şimdi derimi çekiyorum, hala yaş ellerinin altında olduğu için çekince derim eski haline dönüyor. Ama ben 20 sene sonra gel bu deriyi çektiğinde bir süre böyle sarkık kalacak bu deri. Çünkü onu eski haline döndürebilme yeteneği yazıyor. Yaşlanma bu. Su tutamamaya başlayacak derim çünkü. Fiziksel bir yetmezlik var yani. Duygulardaki yaşlanma fiziksel yaşlanmayla benzer o zaman. Yani ikisini muhakkak eşlenik. Ama tabii ki burada da yine istisnaları düşünmek lazım. Mesela canlı tutulan şeyler var. Yani mesela ben işte şimdi Allah uzun ömür versin, Erik Kandeli örnek vermeyi seviyorum. 90'lı yaşlarında adam, hafızanın mekanizmasını çözen abi, hala çekirge gibi dünyanın her tarafında gezip konferans veriyorum. Şimdi bu adamın öğretme tutkusu, yeniliği takip arzusu, işte bir şekilde o neyse o adamı gezdiren o duygulanımlar, onlar vallahi bir sürü gençte yok yani. Nasıl oluyor? Bunlar diri tutuluyor. Çünkü sürekli ödülle besleniyor. Onu hatta hayatta tutan şeye dönüşüyor bu amaç. Bunlar canlı. Ama mesela Erik Kandel'in şu anda Hatay'da bir kebapçı gidip götürdüğünü düşünemiyorum yani, anlatabildim mi? Bir lokma yiyordur, tamam yeter, ben artık kesti. Çünkü bilgeleşme, aynı zamanda yaşlılık bizde bilgeleşmeyle de çok koreli. Onu daha evvel konuşmuştuk işte, bu Ekelon Goldberg'in çalışmaları falan, ama yaşlı beyin bilgeleşiyor eğer dolu yaşamışsa. Bilgeliğin bir özelliği de şu, çabuk doyma hali. Ödüle çabuk ulaşma, ödül noktasına çabuk ulaşma hali. İşte farelerde var o, işte yaşlı fareler mesela yemi az yiyip hemen doyuyorlar. Bu sayede diğerlerinin zehirlenip zehirlenmeyeceğini onlardan görme şansın oluyor. Onlar önderlik ediyorlar mesela genç farelere. Genç fareler bir şey gördüğünde hemen saldırıp köküne kadar yedikleri için, hepsi genç olsa hani tehlikeli bir durumda giderler mesela, anlatabiliyor muyum? Lider ve yaşlı beyinlerin, zihinlerin ortak özelliği, daha doğrusu bilge beyinler diyelim, azla tatmin olup gözü ileri dikmeleri, yani hedefe odaklı olarak önündeki lezzet ya da acıdan daha çok ilerideki bir amaç, hedef ya da mefküreyle uğraşmak. Biraz yaşlı ya da bilge beynin özelliği bu gibi gözüküyor. Yani yaşlandıkça bu gelişiyor. Bizim gençlikte evet, yani yaşadığımız... Aslında tam da onunla ilgili söylemek istedim. Çünkü şöyle oluyor yani, kızgınlık, ömrüm boyunca kızmayla alakalı yüksek duygusal tecrübeye sahipsen, biyolojik yatkınlıktan kaynaklı olabilir, kültürel getirdiklerinden kaynaklı olabilir. Kızmayı, işte yani birçok şeyi kızarak refleks göstermeyi öğrenmiş biri olarak, bir süre sonra kızma duygusu aslında profesyonel kullandığın bir şeye ya da deforme bir şeye dönüyor. Yani ya da karakterin değişiyor o anlamda. Ha yani pek kızmıyorsun da diyorlar buna. Evet evet, yani işte yani ya profesyonelce kızmayı artık onu tiyatro haline getir, karikatür haline getirmeyi öğrenmiş oluyorsun. Bu da aslında zeminde kızmadığın, sadece plastik davranışlarını gösterdiğin bir şey oluyor. Şimdi aynısı aşkla alakalı. Yani gerçekten bunun nadir, bu işte sen bunun örneğini veriyorsun, benim de çok hoşuma gidiyor. Yani aç kalıp yiyor olmanın bir anlamı var ya da bir hikayesi var. Eğer öyle değil de belli bir ritimde aşık oluyorsan, hayatı öyle yaşıyorsan ya da bir şey oluyorsa, aşkla ilgili temel o hissettiğin duygu, biyolojik anlamdaki hissettiğin duygu da bir süre sonra... O zaten bağımlılığa dönüşüyor. Yani. Aynı şekilde kullanılmaz başka bir şey oluyor. Yani aynı etkiyi vermeyen, aynı seviyede, aynı pozisyonda etkiyi vermeyen ya, bir şey oluyor. En sevdiğin tatlı ne abi? Yani işte diyelim ki künefe. Hatay'da yaşıyorsun ve her gün en sevdiğin künefe yiyorsun. Kaç gün yiyeceksin yani? Ya bunun da bir yeter de doyum noktası var yani. İşte o değişiklik, farklılık arayan bir organizma olarak bir şeyleri uzun süre, bazı duygulanımları devam ettiremiyoruz biz. Devam ettirdiğimizi sandığımız şey bağımlılığa ve sıkıntılı hallere dönüşebiliyor o yüzden. Yani o zaman mesela şöyle söylesek belki olur mu? Ya da gerçekten ona için soruyorum. Yani her duyguyu oluşturan gerekçesi ve sonrasıyla alakalı hikayelere, ritüellere, davranışlara, kalıplara ihtiyaç var ki duyguyu saklayabilesin. Tabii ki. Yoksa yani hatırlatıcılara ihtiyaç var özellikle. Evet yani işte künefeyi ayda bir ya da yılda bir defa yiyebilirsin, ama onu ne kadar çok hikayelendirirsen o kadar
iyi hatırladığın, yani duygusuyla, yapısıyla, hissettirdikleriyle iyi hatırladığın bir şey. Aşk için de böyle. Öfke ya da kızgınlık için de belki böyle. Yani bunu yönetmeyi öğrenmek. Bunun en dibine ne biliyor musun? Şimdi sen söylerken aklıma geldi. Ölüm korkusu çok insani bir duygudur. Hı hı. Ama mesela gençken aklına gelmez. Sağlığın yerindeyse aklına gelmez. Birçok öğretide, birçok dinde, mesela İslam'da var, ölmeden önce ölünüz. Yani ölümü düşünmekle ilgili bir pratik var. Bir sürü insanlar tadımızı kaçırma, şimdi otur ne ölümü falan, ne basar, ağzından yel alsın falan. Mesela onun böyle konuşulsun istemiyoruz. Çünkü o bir duygu uyandırıyor, biz o duyguyu taşımak istemiyoruz. Halbuki onun farkındalığını diri tutacak hatırlatıcılar çok enteresan bir şey yapıyor. Habituasyon, yani o alışma halinden bizi çıkarıp vay lan hala yaşıyorum, hayat güzel moduna geçiriyor. Öbür türlü hayata alışkanlık kazanıyorsun. Güzel yani bir şey, güzel. Yani hayata alışkanlık kazanmak berbat bir şey. Yani bu gerçekten yaşamamak demek. Bu hayat, her bir nefes anının farkında olabilmenin, değerini bilmenin tek yolu ölümü hatırlamak. Çünkü bir gün bir sonraki nefes olmayacak işte. O anın mukadder olduğunu biliyorsan, ama bilmek, literal bilmek, böyle laf olarak bilmek değil, hissedebiliyorsan, onu içinde yaşayabiliyorsan, bu duygunun hatırlatıcıları sana ölümü değil, hayatı hatırlatır aslında. Seni o sarhoşluktan çıkarır, alışkanlık halinden. O yüzden yani bu dünyada bir şey yapmak zorunda hisseden tek canlı insan. Niye? Ölüm farkındalığı olan tek canlı çünkü. Diyor ki gideceğim, gitmeden bir şeyler yapayım. Ya bu zürafanın öyle derdi var mı? Baba ne olacak ya? Hep diyorum, bak salonlara söylüyorum. Öleceğiz, farkında mısınız diyorum. Herkes bunu bakıyor. Siz sallamıyorsunuz diyorum. Hiçbir şey olmuyor size. İnsan bir de böyle bir canlı. Öleceğini bilen ama onu sallamayan tek canlı. Bu hatırladıkça insanı diğer canlılardan ayıran bir özelliğe dönüşüyor. İşte hatırlatıcılar bu açıdan önemli. Yoksa hayat gibi eşsiz bir şey bile insanda uyuşturucu etkisi yapıyor. Yani bir şey sana ne olacak abi, yaşıyoruz işte, bir sorun nasıl yaşıyoruz? Ben tüm dinlerde, tüm kültürlerdeki cenaze törenlerinde bu işe yaradığını elbette düşünüyorum. O yüzden cenazeler, mezar ziyaretleri, onlar hiçbir ölüler için değil. Evet, yani evet, ölü evet. Zaten gitti yani. Yani yaşayanların zihnini sağlıklı tutmak, kederini doğru şekilde temizlemek için yapıldığı. Mesela ritüeller yani. İslam tarihinde var. İslam peygamberi Hazreti Muhammed bir ara şeyi yasaklamış. Kabir ziyaretini yasaklamış. Tabii sonra, çünkü şey adeti, hani eski Arapların adeti. Fakat sonra bakmış bir sorun var. Serbest bırakmış ama şart koşmuş. Yani sadece kendiniz için gideceksiniz. Onun öyle bir faydası yok. Yani o iş sizin için, ölümü hatırlamak için oraya gidin. Tek izin verdiği şey o. Tabii şimdi biraz bağlamından çıkmış bizim, hani böyle biraz fazla. Yani tabii bunun iyi olduğu taraf da var, kötü olduğu taraf da var, ama raydan çıkabilme potansiyeli olan bir şey insan açısından. Ama o hatırlatma çok önemli. İlk İstanbul'a geldiğimde baktığım ev, kirada anlaşabilseydik hemen tutacaktım. Çünkü kirası çok uygundu. Sebep, balkonu direkt mezarlığa bakıyordu. Kimse tutmuyormuş. Ben dedim bayılıyorum ben, bu benim tam benlik. Ki kafadan sessiz. Tabii hem sessiz hem de yani ben mezar taşlarını girer okurum yani. Süper şeyler var. Böyle bazen nameler falan yazıyorlar. Bu arada Kuzguncuk'un da en güzel, manzaralı ve keyifli yerlerinden bir tanesi o azınlık mezarlığıdır. Tepede. Öyle mi? Yani ben görmedim. De her yaz en az iki defa içinde bir gezer, boğaz manzarası izlerim. Yani mezarlık fikren kötü bir yer olabilir ama yaşayan insan için aslında nefis bir yerdir. Ne hatırlattığını bilirseniz. Mezarlık ölümü değil, hayatı hatırlatır. Kime? Yaşayana. Eğer yaşıyorsan orada hayatı hatırlarsın. Yaşamıyorsan sadece ölümü hatırlarsın. Bu büyük problem. Ölümden kaçan insan yaşamıyor demektir. Nereden geldik buraya? Şimdi bağlayacağım. Yani, şey yalnız yani? Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bunu bu hemen peş sıra ya da bir müsait zamanda konuşalım. Şu ölüm mevzusu üzerine konuşacağımız şeylerden bir tanesi. Oraya soracak evet, sorularım var. Ölümü konuşmamız lazım. Madem o kadar hatırlatacağız. Bir hatırlayalım şeydeki hikayeyi. Şimdi benim yüzümden atlayarak zıplayarak ilerlediğimiz konuda bir geri bağlamla yapalım. Ne kadar çaptan sorumluyuz diye evet. Sormuştum. Evet doğru, hakikaten oraya girmiştim. Burada galiba o dediklerini hatırlayarak bir şey de derleyeceğim, toplayacağım. Galiba fiziksel anlamda bir acı gerçekliği var. Şimdiki zamana ait bir gerçeklik varsa sanırım ondan sorumluyuz. Burada, orada. Bunu duyduysak, şahitsek, biliyorsak galiba bundan sorumluyuz. Bu çok kaçabileceğimiz bir şey değil. Ama o fiziksel anlamdaki o acının dışındaki şeyler çok baş edebileceğimiz ya da anlayabileceğimiz şeyler bile olmayabilir. Yani bize doğru verilerle doğru biçimde de gelmeyebilir. Bak yani kadimde bir anlatı var, onu hatırlatayım. Ha, böyle değil diyeceksin bana. Öyle olsaydı keşke. Ha. Hani dağlara verilmiş emanet de dağlar patlamış.
insan salaklık etmiş almış diye bir anlatı var ya biliyorsun. Yok bilmiyorum. Dağların taşıyamadığı bir imtihanı sırtlamıştır insan mesela. Birçok kadim anlatıda bu vardır. Dağların taşıyamadığı kadar ağır olan o şey ne? O çok telmihi var bunların ama. Mesela kelebek etkisini bilen bir insanın bu evrende, biraz da kuantum fiziğinden haberi varsa mesela bu devirde, geçmiş ve gelecek, uzak ya da yakın, herhangi bir hadiseden bağımsız olmadığını hemen fark etmesi gibi çok kötü bir durum söz konusu. Geçmiş ve gelecek, uzak yakın, yani evrenin öbür tarafı yanı başı, hiç fark etmiyor. İnsan olmanın ve bu tahayyülün değdiği her yer aslında şu ya da bu şekilde sorumluluk alanında ama bu imtihanı, yani bu dağların kaldıramadığı imtihanı bence yönetmenin kolay bir yolu var. Dümen burada, dümen içeride. Dışarılarda dümen rehber yok. Dümen içeride. Yani kendine iyi bak, göreceksin o. Dön içine, o dümeni bir bul. En dar halkada, en dar alanda, iktidarının en yüksek olduğu yerde iktidarını kullan, iradeni kullan, amacını belirle, hedefini belirle, adımını at. Bütün sorumlu olduğun evrene karşı görevini de yapmış oluyorsun zaten. Ama yani şu dairenin dışındakinde insanın sorumluluğu yoktur, bunun içinde vardır gibi bir şeyi insan için kurabilmek çok zor. Hatta böyle bir ayrım yaptığı anda o insan o dairenin dışında oluşan bütün kötülüklerden de pay sahibi olur. Yani gözünü kapatmak, bir şekilde dokunduğu yerle ilişiğini kesmek, anesteziye uğrayıp onu görmüyor mu? Yan komşuyu ölürken fark etmemek kadar kötü olabilir. Ama bu dünyadaki açlığı gidereceğim ya da küresel ısınmayı bilmem engelleyeceğim diye gidip parlamento binasına kara çelen koymak ya da bilmem nerede işte bilmem bir şeyleri yakıp yıkmakla olacak bir şey değil. Dümeni iyi anlarsan bir insan, işte Peterson'ın aslında bilgece söylediği şey, kendi hayatına dikkat edersen sen oradan radyasyon gibi yayılacak. Senin iktidarın ve etkin nasıl diyelim fiziksel hesap kitabın dışında yayılacak olan bir şey var. O şey dünyayı değiştirecek. Yani iyi olman, iyi hissetmen ve iyi yaşaman dünyayı değiştirecek. Yoksa düşünsene protestolarda, o büyük gösterilerde, şurada burada herkes çok kızgın. Çok kızgın herkes. Tamam, ortada bir şey var, kızgınsın ama kızgınlıktan başka bir şey yok. Ve kızgınlığın bir şey yarattığı görülmemiştir. Bir şey yaptığı görülmemiştir. Kızgınlık yıkar. Kızgınlık bir son şeydir. Ve bugün herkes bir şeye kızgın. Ama ya kızgınlık aynı zamanda tehdit eder. Öfke ve tehdit işe yarar. Tabii öfke hissedeceksin. Bunların hepsi duygular ama sorun çözme yöntemi olarak bunun dayatıldığı yerlerden geçtim ben. Yani sadece yakma yıkma, sadece eylem. Ya tabii. İki satır kitap okumadan Marksist olan adam gördüm. Kur'an'ın K'sini bilmeden İslamcı olan adam gördüm. Yani ya, anlatabiliyor insanlar muyum? İnsanlar kitleler halinde bir araya geldiklerinde aynı zamanda bir denetimin dışında bir yapı tarafından yönetiliyor. Aslında ikimiz de bunu bildiğimiz için bu kadar rahatlıkla söylediğini biliyorum. Yes. Ama yine de bunu duygusal ya da zihinsel olarak anlamayan 26 yaşındaki, 27 yaşındaki bir kıza ya da bir oğlana bunu böyle dediğimizde başka bir şey anlıyor. Başka bir şey anlıyor. Onun özellikle gözüne soka soka diyorum ki ben de o yaşta orada öyleydim. Ama işte eğer öyle kendi olmuyor. Dümenini tutmazsan birileri senin dümenini istediği yere çevirecek. Yani kızgınlıklarla gruplar bir araya geldiğinde öyle ya da böyle bir şey için manipüle ediliyorsundur. Hani bizim yakın tarihimize bak hep beraber. Hani ben geçmiş kasadan kaynaklı yakın tarih hikayesi getiriyorum. Hep mevzu böyle. Hep çok iyi niyetli bir gerekçeyle. Tamam. Vatan için, Kıbrıs için diyorsun 6-7 Eylül oluyor. Bilmem ne bilmem ne için diyorsun ki binlerce kişi ölüyor ya da bilmem ne oluyor. Bir bakıyorsun ki o bilmem ne siyasetinin Türkiye'deki bilmem ne yansımasıymış. Adının yıllar hiçbir sonra önemi yok. Yıllar sonra anlıyorsun yani adının ve sıfatların hiçbir önemi yok. Sağ, sol, Türk, Kürt, Müslüman, anti-Müslüman, anti-Müslüman ne bilmiyorum. Yani, Müslüman gavur falan böyle. Öyle az Müslüman. Hani bizdeki çatışma öyle bir şeydi sanırım. Tamam. Böyle bir şeye dönüştürülüyorsun ve kullanıldığını anlıyorsun. Yani adı her ne olursa olsun sıfatı. Şimdi sen bu duyguyu yaşadığın için içinde yani bu manipülasyona gelmemek için kendini diri tut, kendinden başla diye tarif etmeye çalışıyorsun. Ama çocuk da şeyi soruyor ya abi ben birebir görüyorum ve bu benim ben bunu duygusal olarak hissediyorum diyor mesela çevreyle alakalı hikayeyi. Bu arada yani şöyle bir örnek vereyim o zaman. Okulduğunuz okulda bir sıkıntı, yolsuzluk, dedi kopya. Yani sizin hakkınızı yiyen bir durum oldu. Burada efendim ben bu okulun idaresini değiştiremem, bilmem ne yapamam, bunlar benim dairemin dışında kalıyor demek ahmaklıktır. Orada içine döndüğü zaman dümen sana şunu söyleyecek.
Yavrum git mahkemeye ver, git şikayet et, git vatandaş görevini yap, git hakkının peşine düş. Bunu yapabildiğin zaman işte değiştirmeye başlıyorsun. Aslında ama iki önceki... bağıralım mesela sınıfı yakalım. Bu olmuyor işte. İki önceki videoda bu hikayeyi aslında üzerinden birazcık geçtik. Videonun adını şu anda hatırlayamayacağım ama söyleriz. Şey mevzusu yani... Bilgi olayında mı konuşmuştuk? Yok şu sınav hikayesinin içerisinde konuştuk. Sınav. Yani işte Türkiye'de bilmem kimlere karşı bilmem neyi yapacağızın büyük değişiminin içerisinde olmadan önce çalma çocuğum yani. Hani, aynen öyle. Yani aynen onu fark et. Yani ya, çalma. Çalma geçen bak, iyi değil. Tabii Serdar yani, Kuzuloğlu yazmış ya. Bir üniversitenin büyük bir amfisinde konferans demeye gitmiş. Diyor ki sıranın üzeri kopya dolu. Böyle üniversite mi okunur lan diyor. Yani sen bunu bitirip ondan sonra bu ülkede adil yönetim bilme yok rüşvet olmasın, HDO'da olmasın nasıl diyeceksin? Kendini üçkağıtçılıktan beri tutamıyorsun. Ya benim çok güzel bir özelliğim var. Ben utanınca acayip kızarırım, tamam mı? Çok fena kızarırım. O yüzden ben hiç kopya çekemedim. İstedim ama hiç kopya çekemedim. Ama göğsümü gere gere de diyebiliyorum ki abi düşe kalka okuduk ama kopya çekmeden bir sürü dersi geçtim ben yani. Mesela bunu demek çok ayrıca güzel bir şey. Çünkü çekemiyordum kopya. Allah izin vermemiş yani. Bir şekilde olmadı. Ve hani hayatımda hiç üçkağıtçılık yapmadım. Yaptım canım yani. Yalan söylemedim mi? Söyledim. Kandırmadım mı? Kandırdım ama ona bakınca onun hazzını biliyorum. Ve biz bu hazzı işte veremiyoruz. Çünkü biz fırsatçılık örneği gösteriyoruz. Fırsatçılığı başarı gibi sunuyoruz. Ve bakıyor çocuk. Ulan ben senelerce dirsek çürüteceğime bilmem ne diyor. Tamam ben de bunu kopya çekip geçeyim. Çünkü orayı ayıya dayı denilecek bir köprü geçişi olarak görüyor. Yani orayı bir bilgi biriktirme alanı olarak falan görmüyor. İşte bizim esas gene abi hikayelerimize sorun var. Yani temelde bütün hikayeler problemli. Bu bölümde birazcık çorba ettik konuyu. Ama Ben şöyle bir şey oluyor abi. Bazı bölümlerde diyorum ki bu bölümü bir mesela bir 1000 kişi seyrederse bir şey değişir. Burada öyle bir şey hissettim ben. Bilmiyorum ne söylediğimi de hatırlamıyorum. Yani ne konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Ama bir şey değişim içine bakarak başlar dedim. Ve yani bu zaten referans olarak da. Evet bu ya etki gücün de burası dedim. Etki gücün yani de kendiyle alakası. Sohbetin örüntüsü, dağılma biçimi bence iyi. Yani dağıldığı yer iyi olabilir. Çünkü bana iyi hissettiriyor. İşte bu sezgi. Bu sağduyu, bu öyle. Bir sağduyuyla boşa düştün sen ama zihinsel olarak, bir duygusal olarak bir şey oldu sağduyuyla alakalı. Çünkü abi düşünmediğim bir sürü termiği çıktı. Şu anda hala bozum eve gidince ders çıkacak. Yani biz bugün evet kaç çekim birden yaptık, beynim sulandı. Karper peynirine döndüm yemin ediyorum. Efendim çok çok teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ediyorum Sayın Can. Çok eğlenceliydim.